yeryüzü ile insan anatomisi mükemmel bir şekilde eşleşmektedir. Bu eşleşmeden kültürler ve inançlar dahil tüm soyut değerler de etkilenmiştir. Afrika için hayatın teminatı olan Nil Nehri'nin anatomik yapıdaki karşılığı, insanın hayat fonksiyonlarının varlığını temsil eden beyin sapıdır. Mitolojide kaynağı dünyadaki yaşamın öncesine dayandırılan Nil Nehri ve insanda canlılığın varlığını temsil eden canlılık belirtisinin varlığı için kendisine başvurduğumuz beyin sapı haritada birebir örtüşmekte. Belki de güneşe yakın oluşu temsil ettiğine inanan doğulular fazla ışıktan dolayı gözlerini kısmışlar ve zaman içinde çekik gözlü olmuşlar. Hatta Japon bayrağı güneşin sembolünden oluşuyor. Ve güneşe daha yakın olduklarına dair inançları gereği Japonya'da genel olarak her şey daha yoğun oluşu temsil edecek şekilde küçük ve sıkışık. Dünyanın diğer ucu ise bunun tam tersi bir anlayışa sahip. Genel olarak her şey daha büyük ve geniş alana dağılmış durumda. Hatta Amerikan bayrağı bu duruma işaret edecek şekilde yıldızlardan oluşuyor. Beynin hafızayla ilgili bölümüne denk gelen Çin, yazının bulunduğu ve insanlık tarihinin kayıtlarının tutulduğu en önemli, en eski merkezdir. Kuvvetle muhtemel dünyadaki ilk insan Nil Nehri'nin kaynağında ortaya çıktı. İlk toplum yani halk kavramı Çin'de ortaya çıktı. Ve ilk devrimi Çin'e karşı Türk denen topluluk yaptı. Ve bu ilk devrimci topluluğun batıya doğru göçe başlamasıyla insanlık tarihi şekillenmeye başlayarak bugünlere geldi. Ortamdaki tüm kanıtlar bizlerin ve çevremizin bu şekilde olmasının nedeninin arzularımıza dayanarak yaptığımız seçimlere dayandığını gösteriyor. Dolayısıyla açıkça görülüyor ki hayat denilen yolculuk daha fazla tatmin için arzularımızın peşinde koşmaktan ibarettir. Dünya böyle evrilmiş. Düzeltmek için neresinden tutsan elinde kalır. En iyisi menfaatlerimizi düşünerek çıkar odaklı yaşamaktır. Bunu alternatif bir yaşam tarzı düşünemiyoruz.